أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربك
ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Es salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, doğruluk ve dürüstlük hakkında sohbet edeceğiz inşallah. Rabbimiz bu konuda şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Festaqim kema umirte ve men tabe ma'ake ve la tetgav innehu bima ta'melune basir. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindekiler de tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. Hud suresi 112. ayeti kerimede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şahsında bütün iman edenlere Rabbimiz doğruluğu emrettiğini ve dosdoğru olmamız gerektiğini, hak ve adalet ölçülerini aşmamamız gerektiğini, taşkınlık yapmamamız gerektiğini bize öğütlüyor. Rabbimizin görüp gözettiğini bilmemiz gerekiyor. İslami kaynaklarda doğruluk ve dürüstlük çok çeşitli kelimelerle ifade edilmekte olup bunların başında sıdk ve istikamet kavramları gelir. İnsanın söz ve davranışlarıyla niyet ve inancında doğru, dürüst ve iyilikten yana olması şeklinde tanımlanabilecek olan sıdk erdemi genellikle yalan söylemenin zıttı olarak kullanılır. Zaten hayatımızda çokça bildiğimiz, tanıdığımız, kullandığımız bir kavramdır. İstikamette Allah'ın buyruğuna uygun şekilde doğru, dürüst ve temiz kalpli olmak demektir. Doğruluk ve dürüstlük erdemine sahip olan kişiye de sıddık denir. Değerli kardeşlerim, doğruluk ve dürüstlük İslam ahlak anlayışında imandan sonra gelen en önemli bir erdemdir. Sağlıklı bir toplum yapısının da temel taşını oluşturur. Rabbimiz Ahkaf suresi 13-14. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Rabbimiz Allah'tır diyenler sonra da dosdoğru olanlar için ne korku vardır ne de hüzün. Onlar cennetliktir. İşlediklerinin karşılığı olarak cennette temelli kalacaklardır buyuruyor. İşte dosdoğru olanlar için Rabbimizin korku ve hüzün duymayacaklarını Rabbimiz cennetle müjdelediğini görüyoruz. Öncelikle biz doğruluk, dürüstlük dediğimiz zaman ne anlayacağız? Bir Müslümanın Allah-u Teala'ya verdiği sözünde, imanında,
amellerinde, davranışlarında, sözlerinde, ahlakında, hareketinde, hayatının her alanında dost doğru bir şekilde inandığı Allah-u Teala'nın emir ve yasakları doğrultusunda hareket etmesi demek. Böyle kimselere Rabbimiz müjde veriyor. Bir sahabe Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek, "Ya Resulallah, bana İslam hakkında öyle bir söz söyle ki bu hususta senden başkasına bir şey sormaya gerek duymayayım." diye soru soruyor. Resul Efendimiz ise şöyle buyuruyor: "Allah'a iman ettim de sonra dosdoğru ol." Evet, Allah'a iman ettik hepimiz ve dosdoğru olacağız. Bu bütün müminlerin en temel vazifesidir. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de müminin tanımında, yani Müslümanın tanımında da öyle buyurmuyor mu? Müslüman elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği, güvende olduğu kimsedir buyuruyor. Yani Müslüman tanımında bir Müslümanın, bir insanın doğruluğunun, dürüstlüğünün en temel, yani güven vermesinin en temel Müslüman tanımlar içerisinde olduğunu Resul Efendimizin bu tarifinden de öğrenmiş oluyoruz. Doğrulukta kalbin ve dilin dürüstlüğü pek büyük önem arz etmektedir. Kalp, beden ülkesinin lideridir. Tek Allah'a iman edip dürüstlüğü benimseyen bir kalp, diğer organları da etkiler. Dil, kalbin tercümanıdır. Onun doğruluğu ve eğriliği de diğer organların tavırlarına tesir eder. Bu konuyla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyuruyor: "Her sabah bütün organların dile hitaben bizim hakkımızda Allah'tan kork. Biz sana bağlıyız. Sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Sen eğri olursan biz de eğriliriz." Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz ne güzel bize anlatmıştır. Yani dil doğru olacak ki Allah-u Teala'dan korkacak ki onun emir ve yasaklarına riayet edecek ki diğer azalar da ona bağlı olacak. Bir başka hadis-i şerifte ise Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: "Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz, dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz." buyuruyor. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde geçen bu hadis-i şerifte de kalbimiz dürüst olacak ve kalbimiz dürüst olacak ki imanımız doğru olacak. Dilimiz doğru olacak ki kalbimiz doğru olacak. Hepsi birbiriyle alakalı değerli kardeşlerim. O halde özüyle, sözüyle bir Müslüman dosdoğru olmalıdır. Resulullah Efendimizin de "Allah'a inandım de sonra dosdoğru ol" tavsiyesinin manası da budur. İslam'da bundan ibarettir. Doğruluğun İslam ahlakının temel ilkelerinin en başında yer aldığını Peygamberimizin imandan sonra doğruluğu zikretmesinden anlıyoruz. Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de mealen "şüphesiz Rabbimiz Allah'tır" deyip de sonra "dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki korkmayın, üzülmeyin, size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin." Fussilet suresinde 30. ayet-i kerimede Rabbimiz cennetle sevinmemizi istiyor, korkmamamızı, üzülmememizi istiyor ama Rabbimiz Allah'tır deyip sadece Allah'a kulluk olanlar ve kulluk edenler ve dost doğru olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberlikle gönderilmeden önce, peygamberlik gelmeden önce ismini hepimiz biliyoruz. Muhammedül Emin, güvenilir insan olarak tanınıyordu, biliniyordu. Ahlaki noktada veya güvenilirliği noktada, insanlığı noktasında hiç kimsenin en ufak bir söyleyeceği bir şey yoktu ve herkes takdir ediyordu, sevip sayıyordu, güveniyordu. Ve onun için Muhammedül Emin, en güvenilir insan, güvenilir Muhammed olarak isimlendirmişlerdi. Onun yalan söylediğini, kimsenin görmediğini hepimiz biliyoruz. Yani müşriklerin, inkar edenlerin Resulullah Efendimiz'e güvenilirliği ile ilgili, ahlakı ile ilgili, dürüstlüğü ile ilgili, doğruluğuyla ilgili en ufak bir veya yalancılığıyla ilgili en ufak bir söz söylediklerine şahit olamıyoruz.
Yani daha vahiy inmeden Resulullah Efendimiz Muhammedül Emin'di. Biz bugün vahiy bize inmiş, Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, Resulullah Efendimizin örnekliğini görüyoruz ama hala güvenilir bir kimse olarak bilinmiyorsak, tanınmıyorsak o halde bizim imanımız, bizim Müslümanlığımız veya bizim insanlığımız ne durumdadır? Onu iyi düşünmemiz gerekiyor. Kur'an nazil olmadan önce de güvenilir, doğru ve dürüst bir insandı. Aslında bunun şu anlamı olabilir. Güvenilir, doğru ve dürüst insan olmak ibadetlerden bir anlamda önce gelir. Ya da ibadetler insanı güvenilebilir, doğru ve dürüst bir insan haline getirmelidir. Yani bir insanın imanını, ibadetlerini bina edeceği kalbi tertemiz olmalıdır. İnsanlığı tertemiz olmalıdır. Güvenilirliği, dürüstlüğü, dost doğruluğu olmalıdır ki Müslümanlığı da doğru olsun, insanlığı da doğru olsun. Allah-u Teala bu konuda şöyle buyuruyor: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun buyuruyor. Tövbe suresi 119. ayet-i kerimede. Evet, bir insan en çok iletişimde bulunduğu, konuştuğu, sohbet ettiği 5 kişiden ibarettir. Yani 5 kişinin ortalamasıdır. Onun için kimlerle iletişimde bulunduğumuza, kimlerle arkadaşlık ettiğimize, kimlerle görüştüğümüze, çevremize, takıldığımız mekanlara dikkat edeceğiz değerli kardeşlerim. Onun için Rabbimiz doğrularla beraber olun buyuruyor. Bu konuyla ilgili İmam Sadık şöyle bir sözü var: İnsanların kıldıkları namaza, tuttukları oruca kanmayın. Çünkü bir insan namazı ve orucu alışkanlık haline getirmiş olabilir. Bu ibadetler olmadan yapamayacağı, kendini boşlukta hissedebileceği bir durumda olabilir. Bu yüzden siz onları söz doğruluğu ve emanet güvenilirliği açısından sınayın. Evet, önemli bir ilke. Yani bugün öyle insanlara rastlamaktayız ki namaz kılıyor ama yalan söylüyor. Oruç tutuyor ama hile yapıyor. Hacca gidiyor, umreye gidiyor ama sahtekarlık yapıyor. Bu bir Müslümanın hiç yapmaması gereken, bulunmaması gereken bir özelliktir değerli kardeşlerim. Demek ki bu her zaman için geçerli bir ilke. Sadece ibadetlerine, namazına bakılmayacak. Söz doğruluğu ve emanet güvenilirliği açısından sınamamız gerekiyor bir insanı tanımak için, anlamak için. Zaten şöyle söylemişlerdir: Bir insanın gelebileceği en yüksek mertebe güvenilir insan olmaktır. Evet, bir insanın gelebileceği en yüksek mertebe güvenilir bir insan olmaktır. Acaba komşumuza, eşimize, dostumuza, yakınlarımıza bir soralım değerli kardeşlerim. Biz ne kadar güveniliriz? Güvenilir bir insan mıyız? Komşularımız bize bu noktada nasıl şahitlikte bulunacak? Bu hususu hatırlatmak isterim değerli kardeşlerim. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor: İşlerinizde mutedil olunuz, dost doğru olunuz. Biliniz ki amelinizden hiçbiri ameli sebebiyle kurtuluşa erecek değildir. Sahabiler, ya Resulullah sen de mi dediler? Resulullah Efendimiz, evet ben de kurtulamam. Meğer ki Allah katından bir rahmet ve faziletle beni koruya buyuruyor. Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz, yaptığınız işlerinizde mutedil olunuz, dost doğru olunuz buyuruyor. Yani Müslüman her yaptığı işi sağlam yapacak, doğru yapacak, dürüst yapacak, adil olacak, merhametli olacak. Değerli kardeşlerim, doğruluğun şekilleri ve kısımları vardır değerli kardeşlerim. Bunları şöyle hızlıca hatırlatarak konumuzu toparlayalım. Müslüman sözünde doğru olacak. Özümüzle, sözümüzle davranışımız bir olacak değerli kardeşlerim. Bir şeyden söz ederken, konuşurken, gerçeği çarpıtmadan, ters yüz etmeden konuşmak, dürüstlükle uyuşmayan, kişilik onurunu ayaklar altına alan yalan sözle yapılan büyük bir günahtır. Zaten yalan da münafıklığın alametlerindendir. Resulullah Efendimiz de münafığın belirtisi üçtür: konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünden döner, kendisine güvenildiğinde hiyanetlik eder.
Yani bu özellikler münafığın özellikleri. Yani bir Müslüman bu özellikleri taşıyorsa aslında münafığa benziyor demektir. Münafıklık özelliklerini taşıyor demektir. Dikkat edecek. Yalan Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde ağır ifadelerle yasaklanmıştır. Çünkü yalan bütün kötülüklerin başında gelir. Bunun için Resulullah Efendimiz size dost doğru olmanızı emrederim. Size doğru olmanızı emrederim. Çünkü doğruluk iyi olmaya, iyilik de cennete götürür. İnsan doğrulukta sebat ederek nihayet Allah katında sıddık diye yazılır. Sizi yalan söylemekten de men ederim. Çünkü yalan kötülük işlemeye, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında kezzap diye, yalancılar diye yazılır buyuruyor. Buhari'de geçen bir hadis-i şerif bu. Acaba biz sıddıklar olarak mı, kezzaplar olarak mı, hangisine yazılacağız? Bizim tavır ve davranışlarımız, tutumumuz, doğruluğumuz buradaki davranışlarımız belirleyecektir. Bir başka hadis-i şerifte de dedik ki ey Allah'ın Resulü, mümin korkak olur mu? Evet olabilir buyurdu. Şöyle denildi. Peki mümin cimri olur mu? Evet olabilir buyurdu. Mümin yalancı olabilir mi? Hayır, asla yalancı olamaz buyurdu. Burada değerli kardeşlerim, yani insan hata yapabilir, yanlış yapabilir ama yani Müslümanın bir özelliği olmaz. Yani Müslüman bazen cimri olabilir, yani cimrilik yapabilir. Doğru bir şey mi? Doğru değil. Veya korkabilir mi? Korkabilir. Ama bir Müslüman yalancı olamaz buyuruyor. Yani kesinlikle asla bir Müslüman yalan söyleyemez, yalancı olamaz buyuruyor Resulullah Efendimiz. Yine bir başka örnek verelim. Abdullah bin Amir radıyallahu anh bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evimizde oynuyorken annem beni çağırdı ve gel de sana bir şey vereceğim dedi. Allah Resulü ona dedi ki ne vermek istedin? O da hurma. Eğer ona bir şey vermezsen bu söz aleyhinde yalan olarak kayda geçerdi buyuruyor. Evet, yani bir çocuğa bile bir şey yaptırmak için gel sana şunu şunu vereceğim diyerek ve onu çağırıp da vermemek aleyhimize olarak kayda geçecek bir durum olduğunu Resul Efendimiz bize hatırlatıyor. Davranışlarımızda da doğru olacağız. Buna söz ve eylem uyumu da denir. Yemine bağlı kalmak, verilen sözü tutmak gibi. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir buyuruyor Saf Suresi 2. ve 3. ayet-i kerimede. Başta da okuduğumuz ayet-i kerimede de emrolunduğunuz gibi dosdoğru olun buyuruyor. Rabbimiz riya ve dalkavukluk gibi davranışlarda dürüstlükle bağdaşmayan İslam'ın yasakladığı davranışlardır değerli kardeşlerim. Zaten biz kelime-i şehadet getirirken Allah-u Teala'ya söz verdik. Sadece Allah-u Teala'ya boyun eğeceğimize, sadece ona kulluk edeceğimize, sadece ona ibadet edeceğimize, ondan başka ilah kabul etmeyeceğimize, onun emir ve yasaklarına, onun peygamberine uyacağımıza, onun kitabına göre hareket edeceğimize dair söz verdik. Altına imza attık hepimiz Müslüman olurken. İşte bu sözümüzde de sebat edeceğiz, doğru olacağız değerli kardeşlerim. İşte söz, amel uyumu, davranış uyumu burada da. Yani iman ettik diyorsak öyle başıboş bırakılmış kişiler değiliz. Sadece Müslümanlık nüfus cüzdanında yazdığı gibi olmaz. Onu hayatımıza da yaşayacağız. Dosdoğru olacağız değerli kardeşlerim. Aynı şekilde üçüncü olarak kararlarımızda doğru olacağız. Niyetlerimiz doğru olacak, iyi olacak. Hayırlı işler yapmayı tasarlayacağız. Eğer kişi, yani biz insan hayırlı bir işi, sevap getirecek, insanlara faydalı olacak bir işi düşündüğümüzde, niyet ettiğimizde yapamasak bile bunun bir sevabı var, getirisi var değerli kardeşlerim. Bununla ilgili olarak Rabbimiz müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İşlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir. Şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir buyuruyor. Ahzab suresi 23. ayet-i kerimede. Yani ashab-ı kiramdan savaşmaya, cihad etmeye, şehit olmaya söz vermişler ve onlar o sözünde durmuşlar. Allah-u Teala da onları kıyamete kadar gelecek bütün müminlere örnek olarak koymuştur. İşte biz de Allah'a bir söz verdik. Müslüman olmaya, Müslüman kalmaya, Müslümanca yaşamaya, Müslümanca ölmeye inşallah
Resulullah Efendimiz'i örnek edilerek, Kur'an-ı Kerim'i rehber edinerek bu sözümüzü de verdiğimiz sözde de Kur'an-ı Kerim'deki belirtilenler ashab-ı kiramın yaptığı gibi sözümüzde duracağız inşallah. Değerli kardeşlerim, ameller ancak niyetlere göre değerlenir. Herkesin ancak niyetine göre amelinin karşılığı vardır. Niyetimizi düzgün tutacağız. Niyet önemli değerli kardeşlerim. İbadetleri amellerden, adetlerden ayıran niyettir. Doğru niyet davranışları ibadetten ayırır. Doğru ve samimi niyetler davranışları bile ibadete çevirir. İnsanların davranış ve hareketlerinde bilinç ve şuur oluşturur. Neyi, niçin, ne zaman ve nasıl yaptığının farkında olunmasını sağlar. Doğru niyet ve doğrulukla yapılan her işin sonu bizi başarıya ulaştıracağını unutmayalım değerli kardeşlerim. Dürüstlük, mutlu, erdemli ve üstün bir toplumun vazgeçilmez bir niteliğidir. Toplumsal mutluluğun da ahlaki sembolüdür. Eğer bir toplumda doğruluk ve dürüstlüğün yerini yalancılık, riya, dalkavukluk, hile ve aldatma alırsa o toplum çöküşün eşiğinde demektir değerli kardeşlerim. O toplum çöküşün eşiğinde demektir. Adalet gitmişse, doğruluk, dürüstlük gitmişse, yalan, hile, aldatma, merhametsizlik artmışsa o toplumda, o toplum çökecek demektir. Toplumda huzur, düzen ve güven ortamının oluşmasında dürüstlük en önemli etkenlerdendir değerli kardeşlerim. Son olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifimizle konumuzu bitirelim değerli kardeşlerim. Hasan bin Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh diyor ki ben bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şu Efendimiz'den şu sözleri öğrendim. Sana şüphe veren şeyleri bırak, şüphe vermeyene bak. Çünkü doğruluk kalbe huzur, yalan ise tedirginlik verir. Evet. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif. Sana şüphe veren şeyleri bırak, şüphe vermeyene bak. Çünkü doğruluk kalbe huzur, yalan ise tedirginlik verir. Kalbimize huzur veren, bize tedirginlik vermeyen, kalbimizi, içimizi rahatsız etmeyen işlere bakacağız. Değerli kardeşlerim, doğruluktan, dürüstlükten, adaletten, merhametten, Allah-u Teala'ya kulluktan ayrılmayacağız. Değerli kardeşlerim, İnşallah bu sözlerimizden hem kendimiz hem dinleyen, izleyen kardeşlerimiz de faydalanır. Rabbim bizleri de doğrulardan, sıddıklardan eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı batıl bilip batıldan kaçınanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Sekiz bin ay.